Bir kısmını yiyebiliyoruz değil mi? Yiyebiliyoruz. Gerçekten bu güzel olay. Bize yaşatan ülkemize, hükümetimize, başkanımızdan Allah razı olsun. Bizden bir ricamız olacak. Hasankeyf'teki minarelerimiz taş taş taşınmadı. Taş taş taşınırsa ayetler, kufi yazılar, süslemeler, nakışlar hepsi zarar görür. Üç parça olabilir, tek parça olabilir, dört parça olabilir ama en az zararla nasıl yeni Hasankeyf Kültür Parkı'na getirecek sefer. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Tamam, açalım. Bunu 2 kilometre yapmışım. Arkeolojik arkadaşlarımdan burada biraz kafan. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli vatandaşlar. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Mezopotamya'nın başkenti, insanlık tarihinin başlangıç noktası olan Batman'dayız. Batman, 4 mevsim bereketli toprakları çileğiyle, cevizliyle, balıyla, üzümüyle çok çok önemli, bereketli toprakları olan tarihi bir ilimiz. Batman, kadim bir şehir. Batman dün, bugün ve yarın en iyisini hak ediyor. Bildiğiniz üzere 24 Haziran'da yeni bir hükümet sistemine geçtik. Bu hükümet sistemi artık ülkemizin son 100 yıllık kazanımlarının dışında daha dinamik, daha esnek, daha yeni, daha güzel bir hükümet sistemi getiriyor. Örneğin eskiden bir taşı yerinden oynatmak için neredeyse yasa çıkarır vaziyetteyken parlamenter sistemde bugün çok daha dinamik bir şekilde çalışıyor olacağız. Şimdi ya yasadan vazgeçiyoruz mu diyeceksiniz, hayır asla. Ama yani yasalara boğulmuş bir ülkede de hızlı ve dinamik çalışıp millete hizmet etme imkanı olmuyor. Şunu unutmamamız lazım. Bizde 9000'e yakın yasa vardı bu sistemden evvel. Almanya'da 3000 yasa vardı. Yani çok yasa olmakla çok yasanız olmakla çok iyi idare edildiğiniz anlamına gelmiyor. Bugün yasanın konusu olan işler elbette yasanın konusu olarak kalacak ama kararnamelerle birçok iş, devletin yapısı dizayn edilebiliyor olacak, devletin yapısı kurulabiliyor olacak. Ve bu açıdan devlet daha hızlı, vatandaşlara daha iyi hizmeti götürür bir vaziyete gelecek. Şimdi bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta 100 günlük icraat programlarını açıkladı. Bu 100 günlük icraat programı ne demek? 100 günde sığdıracağımız işleri açıkladık. Bu 100 güne neler sığdırılmadı ki? Şimdi bu 100 güne sığdırılan işler de gelecekte Türkiye'nin şahlanışının bir ilk göstergesi olarak bunları algılamak lazım. İnşallah çok iyi, çok güzel hizmetlerle Türkiye'yi, ülkemizi, milletimizi taçlandırıyor olacağız. Bildiğiniz gibi hedefleri olmayan toplumların yarınları da olmaz. Türkiye önüne çok güzel hedeflerini koymuştur. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü 2023, 2053, 2071. Türkiye daha müreffeh, bölgesinde lider, küresel bir güç haline gelecektir. Şimdi inşallah Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü ve lider Türkiye'yi inşa ediyor olacağız. Değerli kardeşlerim, son 16 yılda tarım, orman ve sulama alanlarında çok önemli işlere imza attık. Tabii bildiğiniz üzere yeni yönetim sistemimizde bakanlıkların sayısı azaldı ve tarım ve orman birleşti. Aslında daha önceden su ve toprağın ayrılmaz olan birlikteliğini tekrar bir araya getirmiş oluyoruz. Tabii ki su, tarım, orman ayrılamaz ve bunlar birbirine tekrar kavuştu diyoruz. Şimdi Kalasu Barajı'na gelin. Bölgeye çok büyük bir hizmet. Hidroelektrik santral. Bu bizim 2023 diyorum ya, hedefleri olmayan toplum. İşte hedeflerimiz var. 2023 vizyonumuzdaki hedeflerden biri. Kalasu Barajı. Her türlü zorluğa rağmen
burada vatandaşlarımızla tabii ki zorluklar çektik ama bu kadar büyük projelerde bazı zorluklar da oluyor. Ama en nihayetinde şimdi helikopterden inerken baktım. Son derece güzel bir yer kurulmuş. Son derece yani eski oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra çok büyük bir ekonomiye katkı sağlanacak bu işin sonunda. Ilısu Barajı büyüklük itibariyle dolga anlamında Türkiye'nin en büyüğü, elektrik üretimi anlamında da Türkiye'nin dördüncüsü. 1200 megawatt elektrik üretecek. Şimdi bu proje kapsamında tabii ki burada tarihi ve kültürel güzelliklerimiz, miraslarımız vardı. Bunlara da en azami ihtimamı göstererek işte bunları da taşıyoruz. Tarihini bilmeyen geleceğini tayin edemez diyoruz. Şimdi önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık. Bugün de işte sizlerin de burada birlikteliğiyle Artuklu Hamamı'nı inşallah taşıyoruz. Değerli kardeşlerim, bu taşımayla beraber enerji arzında ve gıda güvenliği alanında çok büyük bir katkı ama aynı zamanda da dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz. Şimdi bakın, maliyeti 12 milyar lira olan bu toplam proje öncelik bölge insanına hizmet. Yıllık 2 milyar lira da sadece elektrikten katkı. Yani sulama ve diğer şeylerin katkısını koymuyorum da yıllık sadece 2 milyar lira elektrikten katkı olacak. Bildiğiniz üzere birinci kapağı kapattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayındaki talimatlarıyla su tutmaya başladık. İkinci kapağı da inşallah taşıma ve yerleşim işlemlerinden sonra yavaş yavaş kapatıp su tutmaya başlayacağız. Burada tabii komşularımızla olan ilişkilerimize dikkat ederek onları da susuz bırakmayarak bu işlemleri yürütüyor ve götürüyor olacağız. Kıymetli Batmanlılar, bilim insanları ve komisyonlar gerçekten burada harikulade bir çalışma yaptı. Buradaki birinci öncelik tarihin muhafızası, tarihin korunması. Biz ecdat olarak inanılmaz zengin bir tarihe sahip bir toplumuz. Bu tarihi de korumak başta hem milletimizin hem de devletimizin görevidir şiarıyla hareket edip buradaki korumayı maksimum seviyede yatırımla birlikte sağlamanın yollarını aradık ve aslında bu projenin de biraz uzaması da bu tarihi anlamdaki, tarih ve kültür anlamdaki hassasiyetimizden kaynaklıdır. Şimdi burası yukarı şehir ve aşağı şehir olarak konumlandı. Yukarı şehirde işte açık hava müzesi halinde planlanıyor. Aşağı şehirde de ya taşıma ya da yerinde koruma şeklinde burası planlanmış durumda. Bugün taşıdığımız Artuklu Hamamı 1200 ton ağırlığında ama tertibatıyla beraber 1500 ton. Hani böyle belgesellerde falan çıkıyor ya mega projeler falan diye. Ya başkalar batıya falan bakmaya gerek yok. İşte mega projeler burada. Türkiye'de Türk insanı, Türk devleti, Türk mühendisleri, Türk müteahhitiyle inanılmaz projelere imza atılabiliyor. Bunu da burada hep birlikte sizlerle beraber birlikte şahit oluyoruz. Artuklu Hamamı 3 kilometre uzağa, yani başlangıç noktasından 3 kilometre uzağa ve 70 metre yükseğe taşındı. Şimdi sadece taşınan ikisi değil, daha taşınacak olanlar var. El Rızık Camii taşınacak. İmam Abdullah Zaviyesi bayramdan sonra başlayacak. Kızlar Camii, Koç Camii, Süleyman Han, bunlar taşınacaklar. Yamaç Külliyesi ve Orta Kapı'da yerinde muhafaza edilecekler listesinde. Şimdi tabii tüm bunların yanında yani inşa edilen Ilısu Köyü artı modern Hasan Keyfi de unutmamak gerekiyor. Bu baraj yapımı inşası sırasında. Ama hepsi değerli Batmanlı kardeşlerimiz, bölge insanlarımız için.